Adolf Hitler ilk olarak kendini Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunda gösteriyor. O sırada Batı cephesinde haberci. O zaman haberci askerler var ve Hitler de bunlardan biri ve pek çok da ödül kazanmış. Aslında çoğu kişiye göre burası yani ordu Hitler'in hayatının anlamını bulduğu yer. Bunu askeriyenin bir parçası olmakta ve açıkçası savaşın kendinde buluyor. Tabii 1918'de savaş bitiyor. Aslında daha öncesinde Kaiser yani imparator tahttan vazgeçmişti. Cumhuriyet kurulmuştu. Cumhuriyeti kurup iktidara gelmek isteyen Cumhuriyetçi hükümet Kasım ayında müttefik devletlerle ateşkes imzalamıştı. Bu Hitler tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Doğrusu ordudaki çoğu kişi bunu çok hoş karşılamıyor. Onların bakış açılarına göre Kasım suçluları da dedikleri Kaiser'den sonra iktidara geçen bu kişiler onları sırtından bıçaklamasaydı eğer Almanya 1. Dünya Savaşı'nı kazanacaktı. Bu durumda sırtından bıçaklama teorisi söz konusu. Sırtından bıçaklama, iktidara geçip ateşkesi imzalayanların Almanya'yı sırtından bıçaklaması. Buna inananlar sadece Hitler gibi düşünenler değildi. Askeriyede üst düzeyli bazı subaylar, yöneticiler e ve generaller de buna inanıyordu. Mesela örneğin burada gördüğünüz general. Ludendorff tüm Alman ordusundan sorumlu iki kişiden biriydi ve o da buna inanıyordu. Diğer sorumlu kişi de Hindenburg'tu. Ludendorff sırttan bıçaklama teorisine inanıyordu ve eğer yönetimi ele geçiren Kasım suçluları müttefiklerle ateşkes imzalamasaydı savaşı kazanmış olacaklarını düşünüyordu. Daha sonra 1919'a geçiyoruz. Hitler gibi düşünenlere göre işler sadece daha da kötü bir hal almıştı tüm savaş suçlarını Almanlara yıkan Versay Barış Antlaşması imzalanmıştı. Bu büyük savaş tazminatı kaynak halinde ödeniyordu. Yani hem para olarak hem kaynak olarak ödeniyordu. Toprakların büyük bir kısmı müttefiklere bırakılmıştı ya da buralarda yeni devletler kurulacaktı. Sonra Weimar Cumhuriyeti resmi olarak kurulmuştu. Weimar Cumhuriyeti deniyor buna çünkü yeni Alman anayasası Weimar kentinde hazırlanmıştı. Anayasa Yönetimi parlamenter demokrasi olarak belirliyor. Bu yüzden de devletin ismi Cumhuriyet. Bu yüzden Cumhuriyet deniyor. Ancak bu biraz tuhaf bir parlamenter demokrasi. Aslında makul derecede güce sahip olan doğrudan seçilmiş devlet başkanına özellikle de acil durumlarda büyük bir güç veriyordu bu anayasa. Daha sonra Hitler 10 yıl sonra iktidara geldiğinde örneğin bu güçten önemli ölçüde yararlanacaktı. Ama 1919 yılında Hitler savaşın bitmesine çok üzülmüş bir askerdi ve askeriyenin bir parçası olarak kalmaya devam etti. Askeriyenin bir parçası olarak Alman İşçi Partisine sızmak ya da casusluk yapmak üzere görevlendirildi. Almanca'da bu partinin kısaltması DAP, Türkçe çevirisi ise Alman İşçi Partisi oluyor. Doğrusu Hitler aşırı milliyetçi olan Alman İşçi Partisinden bayağı bir etkileniyor. Aşırı milliyetçi derken Alman ırkının üstünlüğünden bahsediyoruz. Bu tamamen eğer sırtımızdan bıçaklanmasaydık savaşı kazanacaktık düşüncesiyle aynı kefede aslında. Aynı zamanda parti komünist karşıtı, antikomünist, kapitalist karşıtı yani antikapitalist, etnik azınlıklar karşıtı, anti etnik ya da diyebiliriz ve bir da, da anti Yahudi yani Yahudi karşıtı. Hitler tüm bu fikirleri çok etkileyici buluyor daha açıklığa kavuşturalım. İnsanlar aşırı milliyetçi gruplardan bahsettiğinde çoğu zaman onlara aşırı sağ diye hitap ederler. Aşırı sağ. Bu partide böyle nitelendiriliyor. Sağ ideoloji aynı zamanda biliyorsunuz kapitalist olarak da görüldüğünden bu durumu biraz daha açıklığa kavuşturuyor. Aşırı milliyetçilerse uluslarını ve ulusun belirleyicisi olarak gördükleri ırklarını her şeyin üstünde tutuyorlar. Neyse yani komünist karşıtılar, eşit gelir dağılımına karşılar ve aynı zamanda biliyorsunuz komünistlerin savunduğu düzende özel mülkiyet olabildiğince az hatta olmaması gerektiği savunuluyor ki Alman İşçi Partisi buna da karşı buna inanmıyor. Ama aynı zamanda dizginlenmemiş kapitalizme, özellikle de bir ulusun çıkarlarının önüne geçecek kapitalizme de karşılar. Hitler de bu ideolojiden ve Alman İşçi Partisi'nden çok etkileniyor ve 55. üye olarak partiye katılıyor. Hitler 55. üye olarak partiye katılıyor. Fark etmişsinizdir ki bu noktada çok ama çok küçük bir parti henüz bu Alman İşçi Partisi. Daha sonra 1920'ye geliyoruz. 1920'ye kadar parti liderliği konusunda Hitler biraz dikkatleri çekmiş biri. Görülüyor ki Hitler genelde başkalarıyla tartışırken o başkaları Hitler'i dinliyor. Yani aslında çok iyi bir konuşmacı ve diğer insanlar üzerinde etki bırakabiliyor. Böylece ona daha çok konuşma yapma şansı tanıyorlar, bunun için izin veriyorlar ve gitgide parti içinde de daha çok yetkiye sahip oluyor. Bir partinin özellikle de milliyetçiler adına daha çok dikkat çekici olması için genellikle partinin ismini değiştirirler. Alman İşçi Partisi de bunu yapıyor ve partinin adının başına nasyonel sosyalist ekliyorlar. Yani nasyonel sosyalist Alman İşçi Partisi oluyor. DAP Alman İşçi Partisi'nin kısaltmasıydı. Şimdi bu NSDAP oldu. Tabi parti üyeleri aslında nasyonalisti Almanca söylemeye çalışırken nasyonalist kelimesini kısaltarak kendilerine nazi, naziler diyorlar. Nazi. Bu şekilde nazi deyimi bu şekilde ortaya çıkıyor. Hitler aslında naziler için burada gördüğünüz sembolü. Svastika'yı içeren bir logo tasarlıyor. Swastika. Swastika önemlidir. Anlatmaya değer. Çünkü çok eski bir sembolün tuhaf bir değişime uğramış hali swastika. Hitler ve Naziler Almanların Aryanların soyundan geldiğini ya da Aryanların en ari örneği olduğunu söyleyen bu mitolojiyi oluşturmuşlardı. Aryanlar bütün uygarlığın gelişmesinden sorumlu olan üstün ırktır. Bu bir aslında yanılgıydı çünkü tarihte Arya ırkı olsa da onların soyundan gelenlerin en belirgin örneği açıkçası İranlılar ve Hintlilerdir. Aslında buradaki svastika sembolünü bir Hindu tapınağında görebilirsiniz. Ama o şu an Nazilerle ilişkilendirdiğimiz sembolle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir şey. Bu daha çok uğurun, iyi şansın eski Hindulardaki sembolü ama Naziler bu sembolü gasp etmişler. Kendilerine yontmuşlar ve kendileri için kullanmışlar. Ancak onlar için bunun gibi bir sembole sahip olup ırk üstünlüğü hakkında bir mitoloji oluşturmak çok önemli bir fikirdi. Mesela dini bir sembol olan haca herkes inanabilir ve diyebilir ki ey ben Hristiyanım. Ama buna karşılık Svastika en azından Hitler'in ve Nazilerin kafasında ırksal bir semboldü. Yani kendi üstün ırklarını temsil ediyordu. İşte bu yüzden önemlidir. Kendini üstün ırk olarak görüyorlardı ve diğerlerini daha aşağıda görüyorlardı ve sorun çıkartan kişiler ırklar olarak görüyorlardı. Örneğin Yahudileri daha az ari ırk olarak görüyorlardı. Aynı zamanda komünizmi de daha az ari bir fikir, yaklaşım olarak görüyorlardı. Hitler de parti içerisinde gitgide daha çok tanınmaya başlamıştı. Parti üyeleriyle büyümeye devam etti. ...1921'de partide bazı anlaşmazlıklar yaşandı... ...ve bazıları partiden ayrılmakla tehdit ettiler. Hitler de dedi ki... ...bakın eğer böyle yapacaksanız ben bu partiden ayrılırım. E, sonra da partidekiler şunu düşündüler... ...Hitler partiye çok değer katıyordu... ...ve eğer Hitler ayrılırsa partide bir dağılma yaşanabilirdi. Böyle düşündüler ve bu yüzden Hitler'i partinin başına getirdiler. Hitler başa geçiyor. Hitler Nazi Partisi'nin başkanı oldu. Bu noktaya kadar Hitler zaten tanınıyordu ve... Konuşma olayında gitgide daha da tanınır hale gelmişti. Çok iyi bir hatip olarak ün salmıştı. Oldukça küçük bir grup olsa da şu anda Nazi Partisinde birkaç bin üye vardı artık. Ancak daha sonra Weimar Almanya'sında işler kötüleşmeye başladı. Enflasyon yükselmeye başladı. Hiperenflasyon dediğimiz olguyu yaşıyordu Almanya. Ekonomi kötü olduğundan tazminatı ödeyebilmek için hükümet para üzerine para basmaya devam etti. Aslında bu dünya tarihindeki en yüksek e, hiper hiperenflasyon vakalarından biridir. Paranın değerini bakın bu grafikte görüyorsunuz. 1919'dan 1923'e kadar değeri iyice azalıyor. 1000 milyon ya da milyar kat da değil. Neredeyse 1 trilyon kat kadar değer kaybediyor. Yani açıkçası para değersiz bir kağıt haline dönüşüyor. Enflasyon tüm bu zaman boyunca yaşanıyor ama 1922 ve 23 yıllarında ivme kazandığını görebiliyoruz. 1922'de aynı zamanda Mussolini İtalya'da başa geçiyor ve bunu da Roma üzerine yürüyerek yapıyor. Mussolini'nin Roma'ya yürüyüşü. Mussolini bir faşisttir. İşte kelime buradan geliyor. O faşist partinin bir üyesi. Faşistlerin fikirleri aslında Nazilerinkine çok yakındı. Bunlar tamamen aşırı milliyetçilik, ırksal üstünlük ve çok güçlü bir hükümet kurmak üzerine fikirlerdi. Bu fikirler Hitler'e de ilham kaynağı oluyor. Weimar Cumhuriyeti ekonomik zorluk yaşıyor. Komünistlerin de dahil olduğu diğer gruplarda darbe teşebbüsünde bulunuyorlar ama onlar başaramıyorlar. İşler gittikçe daha istikrarsız bir hale geliyor. Daha sonra 1923 senesine geliyoruz. Enflasyon aşırı kötü bir duruma, bir enflasyonun gelebileceği en kötü duruma geliyor. Para tamamen değersiz, ekonomi tam bir çöküşe doğru gidiyor. Üstelik artık Almanya Fransa'ya tazminatı ödeyemediğinden Fransa Rur bölgesini de işgal etmiş. Fransa Rur bölgesini işgal ediyor. Versay Barış Antlaşması'ndan hatırlayacaksınız. Sağır bölgesi zaten işgal edilmişti, işgal altındaydı. Ve bütün kömürler de Fransa'ya sevk ediliyordu. Ruhr bölgesi de önemli bir diğer kömür ve çelik üretim bölgesiydi. Şimdi o da tamamen Fransızların işgali altındaydı. Birçok sivili bölgenin dışına çıkmaya zorluyorlardı Fransızlar. Ve birçok işçiyi de maden ve fabrikalarda çalışmaya zorluyorlar. Sonra da tüm bu kaynakları Fransa'ya naklediyorlar. Bu ekonomiyi daha da zayıflatıyor. Ve bu çok büyük bir aşağılama oluyor Alman halkı için. Versay Barış Antlaşması Almanların, özellikle de milliyetçilerin aklında yeterince kötü bir yere sahipti. Ama şimdi bir de Fransızlar tarafından aşağılanma eklendi buna. Bu sadece milliyetçiler arasında böyle düşünülmüyor. Genel Alman nüfusu bu konuda çok ama çok üzgün. Bu Naziler gibi aşırı milliyetçi gruplara da gaz veriyor. Yeni yıla girerken, Gördüğüm okuduğum tahminlere bakarsak 10 bini aşan parti üyesi var artık Alman İşçi Partisi'nde ve daha sonra da bu partinin üyeleri 10 binleri de aşıyor. Daha sonraki yıllarda yani yılın sonraki aylarında daha doğrusu düzeltiyorum Pardon, Nazi partisinde tahmini olarak 40 bin ila 55 bin kişi arasında üye var. Bunlar sadece resmi sayılar. Bunun dışında sayıları gittikçe artan üye olmayan ama sempati duyan çok sayıda insan var. Bir sonraki videoda Hitler’in 1923’ün sonlarında bunu bir şans olarak değerlendirdiğini göreceğiz. O Mussolini’den ilham alıyor. Ekonomi çöküyor, Almanlar Fransızlar tarafından aşağılanıyor ve özellikle de Naziler gitgide daha popüler olmaya başlıyorlar.